Merhabalar, hayırlı cumalar. Bugün günlerden cuma. Sabah kalktım, sütüm gelmişti. Sütümü pişirdim. Ocağa attım, onu pişirdim. Yere koydum mayalanmaya. Ondan sonra işte bir iki bulaşıklar falan vardı. Onları yıkadım, ortalığı toparladım. Sonra akşamdan aldığım kahvaltılıklar vardı. Onları yerine yerleştirdim. Kaplarına koydum. Kahvaltı kaplarına koydum. Onları yerine yerleştirdim. Dolaba attım. Şimdi de kahvaltı hazırladım. Eşim de geldi. Beraber birlikte kahvaltı yapacağız inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz değerlilerim benim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun Allah'a şükür bugünümüzdür ya Rabbi. Bugün de günlerden cuma, daha önce de belirttiğim gibi cümlemizin cuması mübarek olsun. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, huzurlu cuma günlerine hepimize erişmek nasip etsin inşallah. Ben şimdi, eşim de birazdan gelir herhalde. Onun da kahvaltısını hazırladım. Şimdi şöyle bırakayım. Beraber birlikte şimdi kahvaltı yapacağız canlarım. Kahvaltıda ne mi hazırladın? Allah ne verdiyse. Bunları hazırladım şükür ya Rabbi. Eşimi de aradım, ne yapıyorsun dedim. Geleceğim dedim, kahvaltıya dedim. Biraz sonra dedi, çıkacağım dedi. Onu bekliyorum şu anda. Havalarda bugün Ordu'da biraz İyi yani. Çok da sıcak değil, çok da soğuk değil. Allah'a şükürler olsun. O sıcak günlerden kurtulduk. Yavaş yavaş kış geliyor. Birdenbire sonbahar geldi. Yazdan sonbahara geçtik. Ah, işte bugün de günlerden cuma dediğim gibi 10 kere söyledim cuma cumacım. Ay kusura bakmayın. Dilim dolaşmış aynı kelimeye. Niye cuma dedim? Bugün bizim pazarımız var. Evde hiçbir şey kalmadı dolapta. Oğlum da gidecek. Allah izin verirse ya cumartesi ya yarın ya da pazar günü gidecek. Gülesim de geliyor. Allah'ım yarabbim. O yüzden eve bir şey, gitmeden ona bir şey yemekler daha yapayım istiyorum. Bir şeyler daha yapayım. Biz izletme ne olsa yeriz evde. Hiç önemli değil. Biz evde yumurta olsun, patates olsun, Karadeniz'in turşuları olsun yeter. İşin turşu kavurmasını da bu arada çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ha, geldin mi hayatım? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber canımın için? Nereye aldın? Pazara uğradım. Gel bakayım. Bir göster şöyle. Mandalina aldım, muz aldım. Benim değerlilerimi de gördüm. Soğan aldım. Bakın değerlilerim neler almış bana aşkım. Domates aldık. Soğan almış, muz almış. Domates, ekmek. Şimdilik. Mandalina, domates ve ekmek. Evet. İyi, benim pazara çıkmama gerek kalmadı. Ya, gerek yok, sen yorumla. Ben de şimdi onu söylüyorum. Hayırlı olsun, sofra hazırlamışsın. Masayı da hazırlayayım. Hemen geliyorum canım. Bekliyorum. İyi, bir şeyler almış gene Allah'a çok şükür. Soğanım da bitmişti zaten. Sabah baktım soğan yoktu, o turşu kavuracaktım aslında. Bize bir tabak turşu olsa yeter Karadeniz turşuları. Dürme pancar. Kahvaltıda ne mi yaptım? Az önce size hızlı çekimlerle gösterdim. Hepiniz görmüşsünüzdür. Ayrı ayrı söylememe gerek yok. Oğlum da uyuyor. Gece çok geç yatıyor tatilde diye. Ben de misafir diye bir şey de diyemiyorum, yat da diyemiyorum. Ben zaten akşam saat 10-11 dedim miydi yatak. Oturamam gece, hiç oturamam. Ben dün gece bir alayım dedim, saat 10.30 namazdan sonra telefonu bir elime alayım dedim. Anam, anam, ne yorumlar birikmiş, ne yorumlar. Kız ben o yorumları görmemişim ya, acelilikten. Ah değerlilerim, bana hiç gönül koymayın. Ben sizin yorumlarınızı görmemişim. Yukarıda Allah var, mübarek cuma günü. Hiç bana gönül koymayın. İnanın görmemişim. Ben zannediyorum ki ilk en son attığıma gelir yorumlar. Diğerlerini kimse daha görmeyecek zannediyorum.
Ama hep siz görmüşsünüz, gene tekrarlanmış herhalde, YouTube tekrar tekrar gösteriyor. Bir baktım, Allah Allah dedim, bu yorumlar ne zaman gelmiş? Kaç gündür duruyor bu yorumlar? Sonra hepsine teker teker cevap vermeye çalıştım. Yani ben zannediyorum ki o öyle kalıyor, daha yorum gelmiyor zannediyordum. Hepsine cevabı verdim, en son attığım videoya da verdim. Tamam dedim, işim bitti benim, daha yorum gel. Bir bakarım ki dolu, yorum dolu. Ay, dedim ki üzülmüşlerdir benim canlarım dedim ya. Hiç kusuruma bakmayın, inanın mübarek cuma günü dedim. İnanın görmedim. Vallahi görmedim, bak yemin ettim inanın. Öyle işte arkadaşlar, şimdi eşim gelsin, İzzet gelsin, çayları koysun, beraber bir çay içelim. Hem böyle sohbet ede ede güzel oluyor değil mi? Bir zamandır sohbetimi özlemişsiniz. Herkes diyor ki, abla sen sohbet et, biz dinleyelim diyor. Sen dedi ver. Çaylar. Çaylar şirketten. Şirketten mi? Evet. Yalnız biraz açık oldu. Teşekkür ederiz. Dedim ya, dün bomboş kalmıştı kahvaltılıklar. Sağ olsun eşimle birlikte akşam gittik, size çekim yapamadım, karanlıktı. Parça parça aldığımız için evde eksik bitmiyor. Arkadaşlar selamun aleyküm dedik, bir daha diyelim. Bundan sonra bir aleyküm selam yorum hanıma bırakıyorum, devam etsin. Sen de devam edebilirsin. Sen de konuş. Yavaş ya, boz tepeden koyuyorlar. Niye bu? Kalenin sesini duysunlar ya. Burası Karadeniz. Duydunuz değil mi sesini arkadaşlar? Karadeniz insanı çaysız duramaz. Yarışma başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hayır yarışması. Ne yaptın aşkım bugün? Nasıl geçti günü? İşte uğraştık vatandaşlarla. Gittik geldik. Hem öğlen yemeğimiz oldu hem de kalabalık. Tabii, beni de güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Düşünmen yeter. Afiyet olsun. Bu tamam. Akşam kaldığımız gözlemenin şeyini. Yani. Evet, ilk de böyle almışım. Bana fazla gelmiş herhalde, sana verebilirim. Üçgen alacaktın, bundan aldın değil mi? Vazgeçtim, bu bayat da üçgen. Beğenmedim. Buna ben de yiyeceğim bugün. Bugün kendime bayram edeceğim. İki kilo daha vermişim. Tartımın sabah. Ki böyle bir işin yok, niye bu kadar kafana takayım? Ay ben hiçbir şeyi kafama takmadım. Hayır daha ne? Senin şeyin yeterli, kilon da yeterli, şeyin de. Yok yok. Ben öyle eskisi gibi değilim, vurdum duymazım artık. Gençlikteydi o kilo, kafa takmalar. Artık hiçbir şey umurumda değil. Senin boyun var, kiloyu göstermiyor. Sende kilo evet, fazla yok. Herkes öyle diyor bana. Aldığın domatesi beğenmedim İzzet. Niye beğenmedim diye sorar mısın? Niye beğenmedin sordum ha. Susuz. Bu menemenlik değil. Asla menemenlik değil bu. Bundan sadece kahvaltılık olur. Olsun ne yapalım, bu sefer öyle olur. Pazarın şeyi öyle oluyor. Yine aldın mı domates? Bu sefer başka aldım. Ha, iyi. Dün Perşembe pazarından almış arkadaşlar. Kaç almıştın? 4. 4'e almış 4 milyona. Ben 5 milyona bak marketten almadım. 4 milyona pazardan almış. Muz 14 milyondu. AVM'lerde. 11,5'tu Ankamar'da. Bugün yedi, pazarda 7 milyon. Aa. Ya bak düşüyor işte zaman zaman. Dedikçe devreleri koyacak. İnşallah. Herkes tutturabildiğine satıyor. Ya arkadaşlar ben pazara gitmek istemiyorum. Neden istemiyorum? Seçtirmiyorlar. Pazarcılar buradan yetkililere eğer sesimizi duyurabiliyorsak
şu pazarcılara bir dur deyin arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi değil, el değdirmiyorlar. Sanki altın alıyormuşum gibi. Gramı gramına öyle bir tartıyorlar ki, bir de oradaki halkı bozuyorlar, ellettirmiyorlar. Önüne iyisini koyuyorlar, arkasına kötüsünü koyuyorlar. Pazarın içinde devamlı gezen zabıta olması gerekir. Neden mi gerekir? Anında oradaki müşterilere müdahale edebilmek için orada zabıtanın mutlaka olması gerekir. Çünkü boşluğu, alanı boş buluyorlar. Kendileri istediği gibi halka veriyorlar, ezik çürük. Bu durumdan ben çok şikayetçiyim. Ben pazara gitmek istemiyorum, açık söylüyorum. Bir de çok bağırıyorlar pazarda. Evet. Değil mi? Şimdi dikkatini çekiyorum. Halbuki yasa bulduğu halde bağırıyorlar. Dediğin gibi denetim yok. Bak biz, ben görevdeyken eskiden, bu şu andaki ortamı söylüyorum, aynı ortam işte, döndük dolaşıp oraya geldik. Fiyatları, elbise satıyorsun değil mi? Bu elbiseyi kaça aldın kardeşim? İç tarihesinin faturasını getir bakalım. Alışını yazacaksın buraya, satışını da yazacaksın. Onların denetlemelerini yapıyorduk biz. Şimdi o duruma geldi. Şimdi devlet diyecek ki, kardeşim sen bu malı kaça aldın bakayım? Ben 5'e aldım. Kaça satıyorsun? 6'ya satıyorum. 5'e aldığına dair bana faturanı ve ihsanlarını göster bakayım. Göstermek zorunda. Göstermezse ceza zaten. Evet. Gösteriyor. Gerçekten 5'e aldıysan, evet, faturasına belli 5'e alınmıştır. 6'ya satabilirsin. Hı. Ama sen 5'e alıp da 15'e satarsan bu milleti dolandırmaktır. Yazık, günah yani. Evet. Yani dolar fırladı, kur oynadı diye boyuna 3 liraya aldığın şeyi 15 lira niye yapıyorsun? Sen bunu 3 liraya aldığın zaman da Çin'e yine 4 liraya sat, 5 liraya sat. Sen dolardan mı aldın bu malı? Hayır, dolardan ne alakan var? Sen daha evvel almıştın bunu. Yani devlet bunu kontrol ediyor, sen canını sıkma. İnşallah. Arada meyvesini veriyor. Bak muz da vermiş. Muz 11-12'den aşağı muz yoktu. 7 milyon. 7 milyon aldım. Evet. Hem de şahane muz. Fazla saydın. Yani çürük çapraklar yok, hiçbir şey yok, sapsalın muzlar ya. Ayy. Düşüyor yani, düşüyor. Yani. Domates kaçtı bugün? Domates 4 ile 5 arası. Ama düşmemiş. 3 olan yerde var ama 3 olan domatesi beğenmedim. 3 liraya. Evet. Onu da beğenmedim. Yani. Ya sen hiç beğenmesin, ben beğenmiyorsam ya sen beğenmesin. 3 liraya olan niye 3 liraya veriyorlar? Halk şey yapsın diye yani. Salça yapsın, menemen yapsın, kışlık hazırlık yapsın, o yüzden veriyorlar. Ya tabii işte. o da bir besbelli bir yerden bir milyona buldu, millete 3'e satıyor da. Aynen. Ya ne yapsın? Evet. Sen ne yaptın? Günlük rutinleri yaptın. Evet. Ne? Sütü pişirdim. Sabah süt geldi. Evet. Onu pişirdim. Yoksul olmaz, yoğurt. Bir yerde yoğurt olacak, köy yoğurt olacak. Dedim ya, işim köy yoğurdum. Yok, ben köy yoğurdu olmasa şimdiye kadar öyle değilim ya. Değerlilerim seni görsün canım benim, şöyle bir yaklaşmasaya. Benim değerlilerim... Beni göremediler mi? Çok gördüler de, böyle yakından daha iyi görsün. Hmm. Tripodu ayarladım, bana diyorlar ki arkadaşlar, tripodunu sabit koy, daha iyi görelim diyorlar. Ya aceleye geliyor o anda. Ben çok aceleciyim yani. İş yaparken bir an evvel bitsin istiyorum. Tripod da her yere uymuyor. Koyamıyorum. Başlığını bozulmuş başlık değişecek. Aldığımız yere de söyledim. Abla getir dediler. Yenisi getir. Yenisini veririz sana dediler. Sorun da idare ediyor. İdare edin beni artık. Ablanızı idare edin. Arkadaşlar biz yıprandık. Hanım biraz sizlere genç gözükebilir. Biz bu arada değineceğim onu. Yok açma hayatım. Değineyim. Arkadaşlar biz yıllarımızı verdik bu hayata. Bizim aramızda 6 yaş fark var. Müsaade edersen 6 yaş fark olacak. Olduğu zaman da tabii fark ediyor. İkincisi de biz... Biz de yıprandık yani. Sen de gelsin. Allah razı olsun. Bizim de gençlik yıllarımız vardı herhalde yani. Benim yaşıma gelsinler 61 yaşına o insanlar. Olsun, sen 60, böyle de güzelsin. Ben 61 böyle yaşına geldiklerinde onların halini görmek isterim. Ben seni böyle seviyorum.
Her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Demek ki bazen insanoğlu yıpranır. Hep geç kalmayacak ki. O bir şeydi var ya, ne deniyor? Sen bu, YouTube'daki profil resminde oğlum senin yaşlı resmine koymuş. O sakallı falan var ya. Ya benim bıyıklarım beyaz oldu. Ha, beyaz oradan, gelince oradan, ne oldu? Yaşlan yaşlı. Oradan öyle görünmüşsün herhalde. Önemli değil ya. Yaş herkesin işi yaşlı. Canım bizim de gençlik yıllarımızın resimlerini koymadın mı sen bloga? Kanalına. Görsün insanlar orada biz neymişiz de. Benim büyük oğlum. Neymişiz de ne olmuşuz ona baksınlar bir defa. Benim silinmiş herhalde ondan hep silsin dedi. Küçük büyük oğlum ekranlarda görmeyi sevmiyor. Ben 61 yaşındayım. Allah verirse. Eşimin yaşını söylememe gerek yok. Aramızda 6 yaş fark var. Bunu siz bulursunuz. Toplama, çarpma yaparsanız, evet. Çıkarma yaparsanız. Dolayısıyla tabii ki erkek adam her zaman yıpranır. Evet. Niye yıpranır? Geçimden uğraşırız. Haliyle bir de ben babasız büyüdüğüm için biz baba görmedik. Tüm yük benim omuzumdaydı yani. Anacığım sağ olsun, Allah razı olsun. Evlenmemiş, kocaya gitmemiş, bizleri büyütmüş. Haliyle yıprandık. Ama biz böyle değildik yani. Biz de Fasalı Kadirliler abi bilirsiniz ordulu. Biz de Kadirliler tipindeydik yani müsaade edersen. Bir de o resimlerimizi görün de o zaman dersiniz. Demek ki bu adam da böyleymiş. Böyle olmuş. Siz de olacaksınız arkadaşlar şu anda 30 yaşında. Anlat bakalım hem konuşalım. Sen şu anda 30 yaşındadırsın, 40 yaşındadırsın. Sen hiç yaş sanmayacağını düşünerek. Arkadaşlar eşime bir soru geldi çok gücüme gitti. Ama. Değilme hanım sakın ha değinme dedi. Hayır. Değineceğim. Hayır. Babanız mı o demişler. Hayır. Arkadaşım ilk önce denilir ki senin beyin mi o yanında akı denilir. Babayı lütfen. Nereden çıkardınız? Lütfen. Bunlar biraz arkadaşım. Beni üzdü. Sen 61 yaşına gel. Bacım sen 61 yaşında ben seni merak ediyorum. Bir göreyim bakayım. Anneme mi benzeyeyim bana mı benzeyeyim? Tamam. Bu konuyu burada nokta kapat. Sen anlat. Karadeniz diyorum. Peşime mi? Tamam canım kapat. Lütfen. Kırma beni. Çay koyar mısın? Hayatım. Arkadaşlar bak, Boste Bey'i seyrettiniz mi Boste Bey'i? Daha belki hanımın attığı bloklarda Boste Bey'i seyrettinizse işte bizim yaşadığımız yurdumuz oralardı zamanında. Biz oranın çocuğuyuz. Bak yufkanın üzerine böyle sarı ile koy da çok güzel oluyor. Bir dene de bu. Çok harika oluyor. Bir tadına bir bak. İçine peynir koydum. Gözleme gibi sardım bunu. Neyse bu videoyu biz burada kapatalım. Kahvaltımızı yapalım. Sen bilirsin. Çok olacak. Yüklenmiyor. Fazla geliyor. Evet evet. İnsanlara buklamayalım. Ayıp olur. Biz yiyip onlar yiyemiyor. Bekler. Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah. Allah utandırmasın. Yola devam diyorum. YouTube Şükran'ın yolun devam olsun. Ne yapalım? Allah yardımcın olsun. Bakalım. İnşallah. Ben bu işe ne Facebook ne Messenger o gibi şeyleri zaten sana karşıydım. Ben arkadaşlar. Ama YouTube'e onaylıyorum. Ben Facebook, Instagram ben de bitti. Sadece kayıtım oraya ama ara sıra kaç günde haftada bir defa, iki defa ancak. Bakmaya bile zamanım yok. O kadar meşgulüm ki. Ev işi, torun, oğlum, temizlikte, ütüydü. Yani YouTuber aslında bekar işi. Bizim yaşlardaki insanlar böyle yaşlanınca oturup da YouTuber'la uğraşmaya zamanımız yok. Ama ben zaman yaratmaya çalışıyorum. Bu işe bir merak saldım, bir ilgi duydum. Sevdim. Açıkçası sevdim. O yüzden beni mazur görün. Hatalarım olursa da, eşimin de benim de hatalarımız varsa da mazur görün. Kusurunuza bakmayın. Ben bu konuşmayı burada kesmek istiyorum. Güzel bir balkon konuşmamız olmuştur inşallah benim değerlilerim. Sonra bizim
saklımız gizlimiz yok. Biz Karadeniz çocuğuyuz. Bizde her şey dobradır. Evet. Dobradır. Bizde dürüstlük ön plandadır. Evet. Ben buradan YouTuber arkadaşlarıma, değerlilerime seslenmek istiyorum. Ben kaç yaşındaki kadınım, bana yorum yazarken bir kere düşünsünler. Bu yorumu başkaları okuyor, herkes okuyor, eşim okuyor, oğullarım okuyor, katılmasalar bile, benimle birlikte fazla görünmeseler bile, kızım okuyor. Ben bu yaşta dürüst bir insanım, eşimle evlendim, Allah'ıma çok şükür. Eşim elimi tuttu. Ben 18 yaşında evlendim eşimle. 21 yaşında büyük oğlumu doğurdum. Ve 34 yaşında da küçük oğlumu doğurdum. Arada da bir kızım oldu. Allah'a şükür olsun bugünlerimize. Ben de diyorum ki, bana yorum yazarken 40 kere düşünün. Bu yorumu birisi okur. Allah korusun yanlış anlaşılabilir. Ben asla yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bana yazarken dürüst şeyler yazın. Bana kötü şeyler yazmayın. Ben böyle işlere gelemiyorum. Benim YouTube'daki olmam amacım, ben YouTube'u sevdim. Video atmayı da severek atıyorum videolarımı. Çok seviyorum. İnşallah ileride de daha büyük sonuçlara ulaşırım. Bu iş bir meslek edinirim. Yaşlandığım zamanlara denk gelmeden. Elim ayağım tutarken yattığım yerden Allah elime telefon almak nasip etmesin bana inşallah ya Rabbim. Böyle. Hatamız varsa da mazur görün. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bunu neden dedik bu lafı? Bu lafı da şundan dedik bu mevzuyu. Evet, evet. Mesela geçen de hanım açık oturum yaptı. İlk kez açık oturum yaptı. Canlı yayın diyelim. Ona açık oturum tuhaf oldu. Canlı yayın. Canlı yayında çocuğun biri. Haraya'da Azali'ydi herhalde. Evet. 19 yaşında olduğunu söylüyor sana. Ben sana diyor ki kız mısın diyor. Kız mısın diyor. Orduya geleyim diyor. Sesin çok güzel değil. Kız mısın? Sesin güzel geliyor diyor. Orduya gelsen beni ağırlar mısın diyor. Arkadaşım bu ne biçim laf? Sen bir defa 19 yaşındasın. Senin karşısındaki insan annenin yaşında. Senin en büyük bu kadının evladı var. Tabii. Sen bu şeyi lafı yazarken ne demek istiyorsun? Burası kardeşim evlenme programının. Sen bu YouTube'a gelenler çok niyetli olanlar da var. Bizim gibi böyle bu yaştaki insanlardan böyle şeyler beklemeyin. Gidin gençlerimize teklif yapın. Onlarla birlikte olun. Anlaşın, evlenin. Güzel bir şey. Gençler için güzel bir şey. Benim böyle görünüyor. Hayatım zaten görünüyor. Her şeyim ortada benim. Yok, yani senden bir hata mı gördü de insan bunu yapıyor? Ya kardeşim. Evet. İsteyenlere git yaz onu. İsteyen bir sürü bayan vardı. Ben elimden geldiği kadar hata yapmıyor. Ya ne kadar dürüst davranırsak. Eşim izliyor, çocuklarım izliyor. Evet. Anne şurada şu hatayı yapmışsın derler bana zaten. Benim şöyle bir kelimem canlarım dememi bile yanlış anlıyor. Anlaşılıyorsa ben o kelimeyi de söylemeyeceğim. Evet ama eşim kızı ben kızıyorum. Eşim kızıyor. Canlarım diye söylediğim herhalde bundan kaynaklanıyor gibi geliyor. Herkes söylüyor canlarım diye. Ne var bu kelimede? Bak Şükran Hanım. Değerlilerim diyeceğim bundan sonra. Şükran Hanım sana canlarım diyorsan diyecek. Sen kayıt olacaklarsa olmasın kardeşim. Evet. Olmasın. Bana kötü niyetle kayıt olmayın. Olmayın kardeşim. Kötü niyet taşıyan insanlar da varsa lütfen beni silin. Ben üye peşinde değilim arkadaşlar. Olmaz. Ekmeğimiz oradan gelecek diye bir kaydı. Olursa da iyi olur. Ben eli ekmek tutmayan, vaktimi geçiririm. El işi yaparken eli ekmek tutmayan bir ev hanımıyım. Evet. Gidip de çalışanlara bu ekmek verilecekse ben diyorum hiç verilmesin. Öyle yani evinde çocuk bakan, yaşlı olan, çocuklarını büyütmüş olan insanlara verilir bu mükafat. Tabii ki hak edene verir. Hak edersen versin, hak etmesen vermesin ya. Ben sahtelikle hak edeceksem hak etmeyeyim. Ben sana canlarım, arkadaşım dersen, bağlı olacaksan olma kardeşim. Ben sizlere hep kardeş görüyorum. Bitti, öyle diyeceksiniz. Oldu canlarım. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kusura bakmayın. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Benim değerlilerim, inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Buradan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sürçü lisans ettikse affola, ne deniyordu ona? İçimizi döktük ya. İçimizi döktük. Bugün balkon bir şey yapıldı, ne deniyor, balkon bir konuşması yaptık. Eşimle birlikte sizlere... bizleri daha yakından tanımanız için böyle bir dertleştik, konuştuk.
Onun da derdi varmış. Eşimin de derdi varmış. Çok dertliymiş. Bu yandan YouTube'dan yana, canlı yayından yana. Benim yaptığım canlı yayında bir iki kişi işte bir lüzumsuz kelimeler konuştu. Eşimin de morali bozuldu. Daha dedi canlı yayın yapma dedi. Bak dedi sen dedi böyle yapıyorlar falan dedi. Çok kıskanç. Eşim de çok kıskanç karakterli birisi. Onun yanlış anlaşılması ve üzülmesini asla istemem. Buradan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Mübarek cuma gününüz kutlu olsun. Allah nice cumalara hep birlikte hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı erişmek nasip etsin inşallah. Hoşça kalın.